Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün bütün püf noktalarıyla İzmir köftesinin tarifini paylaştım. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Ben de bu videoda bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İzmir köftesi için hemen öncelikle bir tane orta boy büyüklüğündeki soğanı güzelce rendeledikten sonra yine 2 diş sarımsağı da rendeledim ve ardından da soğanın suyunu hemen sıkıyorum. Soğanın suyunu bir defa sıktıktan sonra yine bir defa daha sıkacağım ki bütün suyu gitsin diye, bu önemlidir. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Burada da tam olarak 500 gram orta yağlı dana kıyması var. Bir defa çektirdim. O yüzden şu anda kıyma soğukken hızlı bir şekilde güzelce yoğuracağım ki köftenin şekli güzel olsun diye. İki defa çektirdiğim zaman kıymanın tadını etkiliyor. O yüzden bir defa çekim yaptım ve hemen önden bu şekilde güzelce yoğurdum. Köftenin lezzetli olması için tabii ki de çok iyi bir şekilde yoğurmak gerekiyor. Bu önemlidir. Güzelce kıymayı yoğurdum ve ardından da suyunu sıkmış olduğum soğanı ve sarımsağı ilave ediyorum. Soğan ve sarımsağı da ilave ettikten sonra ortalama bir 10 saniye boyunca yine güzelce yoğuruyorum. Ardından da baharatlarını ilave edeceğim. Köftenin baharatlarını ilave ediyorum. Toplamda yarım çay kaşığı kimyon ilavesi yaptım. 3,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve yine yarım çay kaşığına yakında karabiber ilavesi yaptım ve yine güzelce yoğuruyorum. Yemeğin köftenin lezzetli olması için görmüş olduğunuz gibi her malzeme sonrası yine kıymayı güzelce yoğurdum. Bu arada baharatları ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı galeta unu ve bir tane de son olarak da yumurta kırdım. Bu işlemleri yaparken son derecede hızlı oluyorum çünkü hava çok sıcak, kıyma da soğuktu. Hemen hızlı bir şekilde yoğurdum ve son olarak yumurta ilave ettikten sonra yine hızlı bir şekilde yoğurup buzdolabına kaldıracağım. Bir 15-20 dakika sadece kıymanın toplanması için buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından da hemen şekil verip fırına vereceğim pişmesi için. Şunu da ben belirtmek isterim ki dışarıda yemiş olduğunuz İzmir köftelerinde kıymadan daha fazla galeta unu var. Galeta unu ilave edip yavaş yavaş da suyla yoğuruyorlar ve ortaya bir köfte çıkartıyorlar. Gerçekten de ev yapımı gibi olmuyor hiçbir şey. Tabii ki de içini iyi yapan yerleri tenzih ediyorum. Ama dışarılarda daha çok kıymadan çok galeta unu olduğu için evinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Kıymayı hazırladım ve üstünü kapatarak doğruca buzdolabına koydum. 20 dakika boyunca dinlenmesi yeterli olacaktır. Kıyma dinlenirken ben de hemen sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye toplamda 1,5-2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim ve ardından da soğuk su ilavesi yapıyorum. Toplamda 3 su bardağı soğuk su ilavesi yaptım ve görmüş olduğunuz gibi güzelce karıştırdım. Köftenin sosunu hazırladım ve şimdi hemen sebzelerini de hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 3 tane patates var. 2 tane de patates yeterli olabilir. Keserken çok fazla ince olmasın. Aynen bu şekilde elma dilimi kesiyorum. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Patatesleri de doğradıktan sonra birazcık biber kullanacağım. Ne kadar çok biber istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Ve yine burada 3 tane de domates var. Domatesleri de çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde doğrayacağım. Ama domateslerin kabuklarını da soydum. Bu önemlidir. Bu arada İzmir köftesinde bu malzemeleri kızartarak da yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir şekilde kızartma yapmadan pişireceğim. Misafirlerime de ben aynen bu şekilde yapıyorum. Günlük sofralarda da yapıyorum. Yani gerçekten de güzel, kurtarıcı bir yemek oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi domatesleri de çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak bir şekilde doğruyorum. Ve artık bütün malzemeleri hazırladım. Yanıma da bir miktar su aldım. Biraz sonra köfteyi şekillendireceğim zaman bu su
lazım olacaktır. Buzdolabından da hemen kıymayı, hazırlamış olduğum kıymayı çıkarttım ve ellerimi birazcık ısıtarak hemen kıymaya şekil vermeye başlıyorum. Şekil verirken biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Önce ellerini sıkıyorum, ardından da yuvarlıyorum ve yuvarladıktan sonra da bu şekli veriyorum. Şimdi biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Sadece dakikalar içerisinde şeklini vereceksiniz. 1,5 ceviz büyüklüğünde parçaladım ve ellerimle sıkıştırıyorum. Sıkma işlemini yapıyorum. Ardından da yuvarlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yuvarladım ve tekrardan sıktım uzunlamasına. Ardından da bu şekilde yuvarlayarak hemen şeklini veriyorum. Bu arada ara ara ellerinizi ısıtabilirsiniz. Sadece dakikalar içerisinde köfteye kolaylıkla şekil vereceksiniz. Kıymaların tamamını hazırladıktan sonra aralarına bu şekilde patates ve domates diziyorum. Biberleri de isterseniz yine aralarına da koyabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde tepsiyi hazırladım. Ve şimdi hemen hazırlamış olduğum sosu da üstüne dökeceğim. Bu arada fırını da açtım. Şu anda ısınıyor. 200 derecede bu yemeği pişireceğim. Ve şimdi ben hazırlamış olduğum sosu da döküyorum. Bu arada sosun içerisine tuz ve yağ koymadım. Yağ gerek yok. Zaten köfte yağlı olduğu için, orta yağlı bir kıyma kullandığım için yağ gerek yok. Tuz da tabii ki de tercihe göre ayarlayabilirsiniz. Salçaların ev yapımı olduğu için birazcık tuz oranı yüksekti. O yüzden de tuz kullanmadım. Ve tepsiyi hemen fırına veriyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki üzerin yanmaması için fırın kağıdını ıslattım. Ellerimi sıktıktan sonra bu şekilde hemen tepsiye yerleştirdim. Bu tepsiyi hemen fırına vereceğim. 200 derecede ortalama 25 dakika boyunca kalacak. Ardından da kağıdını alacağım ve yine bir 25 dakika daha pişireceğim. Aradan 25 dakika geçti. Şöyle hemen fırın kağıdını alıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti ama üzerinde kızarmış, kızarması gerekiyor. Bu nedenle tekrardan fırına vereceğim. Üzerinin kızarması için bekleyeceğim. Ortalama 20-25 dakika daha kalacak. Ardından fırından çıkartıp hemen servisini yapabilirsiniz. Evet, köfteler pişiyor. Biraz sonra fırından çıkartacağım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce kızarmaya başladı. Toplamda 40-45 dakikanın içerisinde fırında pişecektir. O yüzden lütfen kontrollü olalım. Bu süreler her fırına göre değişkenlik gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi sos çok güzel bir şekilde kaynadığı için zaten sosla yemekle köftelerle bütünleşecek ve de lezzetini
artıracaktır. Ve artık İzmir köftesini fırından çıkarttım. Birazcık dinlendikten sonra servisini yapacağım. Zaten görüntü her şeyi anlatıyor. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki ben kıymanın içerisinde maydanoz kullanmadım. İsteğe bağlıdır. Ben maydanozlu köftede kullanmayı sevmiyorum. Çünkü kıymanın önüne geçtiğini düşünüyorum. Eğer istiyorsanız kullanabilirsiniz. Veya servis esnasında bol maydanozla ince ince doğramış olduğunuz maydanozla da servisini yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak yemeği 15-20 dakika boyunca dinlendirdim. Hemen servisinde tabii ki de yapabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli bir yemek oldu. Köftenin suyu inanılmaz derecede lezzetli. Patatesler pamuk gibi pişti. Domateslerle beraber harika bir yemek oluyor. Eminim tadan herkes çok beğenecek. Misafirlerinize de bu yemeği yapabilirsiniz. Ben yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. İsterseniz ince ince doğramış olduğunuz maydanozla servisini yapabilirsiniz. Ben dağ kekiyle servisini yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi patatesler çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de 10 numara bir yemek tarifidir. Domatesler de çok lezzetli. Hemen şöyle köfteyi de sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Köfte de inanılmaz derecede lezzetli oldu. Zaten lezzetsiz olması da imkansız. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.